Merhabalar, Ordu gündemiyle karşınızdayız. Tek tedavisi glutensiz besin diyeti olan çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi glutensiz besin desteğine başladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Ulu Cami'nin zemin katında açılan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Kütüphanelerin önemine vurgu yapan Erbaş, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Ulu Cami'mizin altında böyle bir yeri gençlerimizin hizmetine sunmuş olmasını gerçekten çok önemli buluyorum." dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan El Emeği Çarşısı yaz ayı süresince de yoğun ilgi gördü. Açıldığı günden bu yana 44.245 kişinin ziyaret ettiği çarşıda kadınlar 1 milyon 300 bin liralık satış yaparak ev ekonomilerine katkı sağladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in denizi canlandırmak adına kente kazandırdığı Şehit Temel Şimşir gemisi yaz sezonu boyunca 21.500 kişiyi misafir etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin toplu ulaşımda güçlük çekmemesi için üniversite içerisinde kurduğu standla Ordum Kart dağıtımı gerçekleştiriyor. Ordu'nun Kumru ilçesinde Ortaca Mahallesi ile Ericek Yaylası'nı birbirine bağlayan yol betonla buluşuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru Belediyesi ve vatandaş işbirliği ile yapılan yolda hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, yabani otlar ve yol kenarlarında araçların geçişi sırasında görüşe engel olan ağaç dallarına budayan makinayı araç filosuna kattı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 2020 yılında kurulan İtfaiye Eğitim Merkezi, açıldığı günden bu yana 522 kurum, kuruluş ve özel sektörde yaklaşık 22 bin kişiye eğitim verdi. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.